O açıklayıcı imam, o tanrı velisi, safa ehlinin vücut güneşidir. Yerde, gökte, mekanda, zamanda hakla duran o imamın zatı, iç ve dış temizliğiyle vasıflanmak vaciptir. Çünkü küfürden, ikiyüzlülükten kurtulmuştur, temizdir. Onun toprağı birlik alimidir. O insanın hakikati ve canı gibiydi. Her şey fanidir. Fakat can yaşar, ölmez. Hakkın yüksek sıfatları Ali'nin vasfıdır. Hakkın sıfatları zaten ayrı değildir. O Tanrı'nın zatına yapışmış, o olmuştur. Hakkın hikmetini ondan başka kimse bilemez. Zira o hakimdir. Her şeyin bilginidir. İptidasız evvel o idi, sonsuz ahir de o olur. Peygamberlere yardım eden o idi, velilerin gören gözü de hakikaten odur. Yüzünün nurlu parıltısı kendi ziyasından bir güneş yarattı. O hak iledir, hak ondan görünür. O hak ile ebedidir. O şeriatte ilim şehrinin kapısıdır, hakikatte ise iki cihanın beyidir. İki cihanın sultanı Muhammed, Hakk'a yakınlık gecesinde, Allah'a kavuşmanın harem yerinde onun sırrını gördü. Ali'nin nutkunu Ali'den dinledi. Ali ile birleşilen o yerde Ali'den başka bulunmaz. Allah yolunda gidenler isteyicidirler. Ali istenilendir. Söyleyenler söylerler, susarlar. O susmaz, söyler. Ebedi ilim onun göğsünde parlayıp göründü. Vahy olunanların sırlarını o hakikat olarak bildi ve bildirdi. Ümmetlere haykırdı. Allah yolunda Ali sizin kılavuzunuzdur. Allah'a içi doğru olanlar yüzlerini ona çevirmişlerdir. Zira o şahtır, doğru yolu gösterendir, efendidir. O bütün peygamberlerin sırrındaydı. Cenab-ı Mustafa benimle açıkça beraber bulundu dedi. Dinde evvel ahir o idi. Allah ile içli dışlı o idi. İşte bunları söyledim ki bu yüksek mananın nüktesini öğrenesin de yüksek velayete eresin. Hakikat budur ki hepimiz bir zerreyiz, güneş odur. Biz hepimiz damlayız, deniz odur. Ey Şemsiddin, madem ki sen aşıksın, Mevlana için aşkta canını feda et ki canın canana kavuşsun ve aşka ulaştırıcı kılavuz olasın. Mevlana Celaleddin Rumi. Evet, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlar. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin, Mürşidimiz İnsanı Kamil Hasan Çıkar dedemizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri hepimizin üzerlerimiz olsun. Evet, bu akşam burada Hazreti Ali Efendimizin 1424. doğum yılı olması vesilesiyle sevgili Turner Baydar ve ben Sibel Safiye Avcı, Hazreti Ali Efendimiz'i yad etmek ve dilimiz döndüğünce sizlere Hazreti Ali Efendimiz'in manevi kimliğinden ve onun yüce vasıflarından söz etmek üzere siz değerli gönül dostlarıyla birlikteyiz. Evet, sevgili Tümler, hoş geldin. Merhabalar, beni yine böyle önemli bir günde Hazreti Ali Efendimiz'in selamı olsun üzerine, böyle önemli bir günde beni davet ettiğin için, onun maddi manevi güzelliklerini bizleri izleyenlere gösterme fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı ve yararlı bir sohbet yapabiliriz. Evet, Hazreti Ali Efendimizin doğum tarihi 21 Mart 598 ve Allah'ın evi Kabe'de doğan tek kişi Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Şems-i Tebrizi bununla ilgili der ki, Ali Kabe'de doğdu, Kabe'den çıktı ve bir daha oraya girmedi. Fakat gönlümde bir doğdu, bir daha oradan çıkmadı. Evet. Ben burada
bir ekleme yapmak istiyorum. Hasan dedemiz de her zaman Peygamber Efendimiz ve İmam Ali Efendimiz için şöyle söylerdi. Onlar aynı nurun, aynı ruhun varisleridir derdi. Bir de şunu çok sık bize bildirmişti. Dünya yokken Ali vardı ve dünya var oldukça da Ali var olacak derdi. Biraz üstü örtülü, biraz da hakikatleri ortaya çıkaracak bir ifade aslında bu. Hazreti Ali Efendimiz'in kimliğinin tam olarak ne olduğu, kim olduğunu biraz ortaya çıkaran sözler bunlar. Hasan dedemiz selam olsun üzerine bu vurguları çok fazla bize yapardı. Onların aynı nurun, aynı ruhun varisleri olduğunu söylerdi. Zaten ileriki bölümlerde de dile getireceğiz. Son nefesinde Peygamber Efendimiz hırkasının altında Hazreti Ali Efendimiz'in başını göğsüne alarak son nefesini vermiştir. Bunlar tabii ki bu zat-ı şeriflerin hakikatte kimler olduğunu bir nebze bize örtülü bir şekilde bildirmiş oluyorlar. Bunu da bu arada vurgulamak istedim. Ben de Hazreti Ali Efendimiz'in doğumunun nasıl zuhura geldiğini dilim döndüğünce anlatmak istiyorum sizlere. Fatma anamız hamileliğinin son zamanlarında Kabe'yi tavaf ederken doğum sancıları tutuyor ve Allah'ım diyor, beni utandırma, bu çocuğu gizli bir yerde doğurayım. Bu şekilde dua ediyor ve o esnada bir yıldırım düşüyor ve Kabe duvarını yıkıyor. Ve gelen bir nida Fatma anamıza şöyle sesleniyor. Diyor ki, gir bu dört duvar içine, çocuğunu orada dünyaya getir. Ve Fatma anamız yıkıntının içinden geçerek Kabe'nin içine giriyor ve Hazreti Ali Efendimiz'i orada dünyaya getiriyor. Fatma anamız doğum sancıları içinde kıvranırken gökyüzüne doğru bakıyor ve o esnada bir şimşek çakıyor ve gökyüzüne Ali esması yazılıyor. Fatma anamız Hazreti Ali Efendimiz'i alıyor ve eve geliyor. Çocuğunu emzirmek istiyor fakat Hazreti Ali Efendimiz'de öyle bir güç var ki, bir beşer kuvvetinde olmayan bir aslan gücü var. Fatma anamız bunun üzerine kemalat bulduğu Hazreti Muhammed Efendimiz'in yanına gidiyor. Hazreti Muhammed Efendimiz'e Muhammed Emin diye hitap ediyor. Bunun da manası şudur ki, emin olun, yani Hazreti Muhammed Efendimiz'in her sözü doğrudur ve gerçektir. Ya Muhammed Emin diyor, dünyaya getirdiğim bu yavru beni yanına yanaştırmıyor. Acaba sebebi nedir? Şefkatli yengem diyor Hazreti Muhammed Efendimiz, o yavru beni arıyor. Hazreti Muhammed Efendimiz Ali'nin olduğu beşiğe doğru yaklaşıyor ve onun mis kokulu saçlarının güzel kokusu Ali'nin burnuna geliyor ve hemen uykusundan uyanıyor Hazreti Ali Efendimiz ve kuş gibi ellerini açarak Hazreti Muhammed Efendimiz'e uzanıyor. Hazreti Muhammed Efendimiz Ali'yi kucağına alıyor ve sonra onu yıkıyor. Yıkarken Ali Hazreti Muhammed Efendimiz'in kollarında dönüyor. Hazreti Muhammed Efendimiz bu esnada bunu görünce hem ağlıyor hem gülüyor. Fatma anamız da onun bu halini görünce soruyor. Ya Emin, sendeki bu gülme ağlamanın sebebi nedir? Peygamber Efendimiz de ona şu cevabı veriyor. Diyor ki, bir gün gelecek ben Hakk'a yürüyeceğim ve o zaman Ali beni yıkayacak. Ben de onun kollarında böyle döneceğim. Ona hiç zorluk vermeyeceğim. O anı şimdiden görüyorum. Ve yıkadıktan sonra Hazreti Ali Efendimiz'e dilini veriyor, ağzına dilini veriyor Hazreti Muhammed Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz meme olarak ilk defa Hazreti Muhammed Efendimiz'in dilini emmiştir. Emdikten sonra Hazreti Ali'nin ağzını sağ kulağına götürüyor Hazreti Muhammed Efendimiz ve onun nefesinden dört kitabın manasını dinliyor. Şeyh Galip Dede Hazretleri çok güzel bir keşifte bulunmuş ve demiş ki, benim pirim Mevlana'm yaşadığı devirde Hazreti Muhammed'in bendesi, Şems-i Tebrizi de
zamanın Ali'siydi. Evet, bizler madem ki tasavvuf yolundayız, Hazreti Ali Efendimizin yolundayız demektir. O bütün Evliyaullah'ın başıdır. Nitekim Cenab-ı Mevlana'mız şöyle buyurur. Velilerde, nebilerde gören göz Ali'dir. Hazreti Muhammed Efendimiz selam olsun üzerine Darül Bekâ'ya yola çıkmadan önce İmam Ali Efendimiz'i karşısına almış ve şöyle demiştir. Ya Ali, benden sonra artık peygamber gelmeyecek. Nübüvvet defteri örtülmüştür. Velayet defteri açılmıştır. Velayetin başı sen olacaksın. Müminlerin emiri sensin. Benden sonra benim yolum seninle yürüyecek. Evet, Hazreti Ali Efendimizin lakaplarına gelirsek, onların da lakaplarının da çok derin manaları var. Hazreti Ali Efendimizin bir lakabı da Allah'ın aslanı. Aslan ateşten kaçar ama bu aslan öyle değil. O hiç sakınmaz, ateşe de dalar sevgilisi için. Nitekim Hazreti Muhammed Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurur. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Yani Ali'den daha yiğit er, Zülfikar'dan daha keskin kılıç yoktur. Hazreti Mevlana'mızın da Hazreti Ali Efendimiz'i selam olsun üzerlerine, onun hakikatini ortaya çıkaran güzel bir sözü vardır. Der ki, Ali'nin kılıcı Zülfikar keskindir ama onun ilmi kılıcından daha keskindir diye güzel bir sözü var pirimiz Mevlana'nın. Bunu destekleyecek İmam Ali Efendimiz'in de güzel bir sözü var. Diyor ki, Hira Dağı'nda Hazreti Muhammed Efendimiz'e ne kadar nurlar gelmişse ben de onun yanında bütün o nurlara gördüm ve onlara nail oldum demiştir. Yani burada Hazreti Ali Efendimiz'in manevi ilimler bakımından da çok zengin, güçlü olduğu vurgulanıyor. Hem 800 sene sonra Mevlana'mız tarafından hem de kendisi tarafından. Evet, Nevruz Hazreti Ali Efendimiz'in doğumunu simgeler ve aynı zamanda baharın gelişini simgeler. Yüce Mevlana'mız da Nevruz'la ilgili şöyle bir dil sarf etmiş ve seslenmiş bizlere, demiş ki, bütün dünya senin baharınla, senin Nevruz'unla, güllerle süslense, bütün dünya bahçelerini, parklarını, çiçekler, reyhanlar kaplasa ne olur? Gizli olan, karanlıklarda bulunan âb-ı hayatın bütün şehirleri, dağları, ovaları, çölleri doldursa, her taraf âb-ı hayatla sulansa da bütün canlı varlıklar ölüm nedir bilmeseler ne olur? Şu kullar, köleler, kışın ne giyeceklerini düşünüp duran zayıf, fakir insanlar senin gibi bir padişahtan yeni elbiseler alsalar, giyinip kuşansalar ne olur? Böyle seslenmiş yüce pirimiz. Evet, Hazreti Ali Efendimizin bir diğer lakabı da Ebu Turab. Hazreti Muhammed Efendimiz Ali'ye Ebu Turab diye hitap etmiş. Ebu Turab, toprağın babası anlamına gelir. Ve aynı zamanda tevazu, her türlü bencillik ve kibirden uzak olup alçak gönüllü olmak, yani toprak gibi olmak manasına geliyor. Haydar ve Kerrar isimleri yiğitliğinden dolayı verilmiş Hazreti Ali Efendimiz'e. Haydar-ı Kerrar, yani dönerek saldıran yiğit. En çok bilinen ismi Esedullah, yani Allah'ın aslanı. Şiiri Yezdan da Allah'ın aslanı anlamına gelir. Şah-ı Merdan, şahların en yiğidi demek. 18 bin alemi var eden nura gösterdiği takdiri ilahiyeye ve tam rızadan dolayı ona Mürteza ismi de verilmiş. Bir diğer ismi sesi çok güzel olduğundan dolayı Turnalar Şahı. Ayrıca Şahı Velayet, yani velayet eden ve iman edenlerin Şahı. Serpinhan, yardımcı can. Halikül Rahman, bağışlayıcılığın yaratıcısı. Emirül Müminin, yani müminlerin emiri. Babil İlim, ilim kapısı. Bunlar hepsi Hazreti Ali Efendimizin isimlerinden. Fakat hakikatte Hazreti Ali Efendimiz kimdir? Buna da değinmemiz mutlaka şart.
Hazreti Ali Efendimiz hakikatte Allah yolunda bizim kılavuzumuzdur. Doğru yolu gösteren efendidir. O imamın iç ve dış temizliğine bürünmek onun yolunda gidenler için muhakkak ki gereklidir. Evet, Hazreti Ali Efendimiz kendi kimliğini kendi dilinden şöyle açıklıyor. Ben pılımı pırtımı yoldan kaldırdım. Allah'tan gayrısını yok bildim. Bir gölgeyim, sahibim güneş. Ona hacibim, hicap değil. Kılıç gibi vuslat incileriyle doluyum. Savaşta diriltirim, öldürmem. Pazuları güçlü, boynu kalın bir aslan gibiyim. Savaş esnasında korkudan dolayı kimse benim yüzüme bakamaz. Hiç kimseden çekindiğim yoktur. Yardımcım, darlık anında sığınacağım, yegane koruyucum Cenab-ı Hak'tır. Hicret ve göç onadır. Yardımcıların en hayırlısı olan Allah, benden nusret ve yardımını eksiltmez. Çünkü onun birliğine şükreden bir kalple iman etmişimdir. Tertemiz bir peygamber benimle olduktan sonra bu durum elbette devam edecektir. Benim hareketim ancak onun rüzgarıyladır. Askerimin başbuğu ancak tek Allah'ın aşkıdır. Hiddet padişahlara bile padişahlık eder fakat bize köledir. Ben hiddete gem vurmuş üstüne binmişimdir. Hilim kılıcım kızgınlığımın boynunu vurmuştur. Allah hışmıysa bence rahmettir. Tavanım damım yıkıldı ama nura gark oldum. Toprağın atası Ebu Turab oldumsa da bahçe kesildim. Benim sakınmam da ancak Allah içindir, vermem de. Tamamıyla Allah'ınım, başkasının değil. Allah için ne yapıyorsam bu yapışım taklit değildir. Hayale kapılarak, şüpheye düşerek de değil. Yaptığımı, işlediğimi ancak görerek yapıyor, görerek işliyorum. Ben görmediğim Allah'a ne inanırım, ne iman ederim. Ben Rabbimi kalbimle gördüm. Ben Allah'ın lafzının yer aldığı Bismillah'taki B harfinin bir noktasıyım. Allah'ın bir yanıyım. Ben kalem, levhül mahfuz, arş, kürsi ve yedi gök tabakasıyım. Ey insanoğlu, sen kendini küçük bir şey mi sanıyorsun? Binlerce alem sende gizlidir. Senin istediğin ilaç yine sendedir. Fakat bunu anlamıyorsun. İlacını aradığın dert de sende meydana gelmiştir. Başkalarından gelmemiştir. Fakat buna dikkat etmiyorsun. Sen ey insan, açıklayıcı bir kitap gibisin. Harfler içindeki gizlilikleri açığa vuran ve beyan eden vasıtalardır. Olgun insan, semavi kitapların tümü kabul edilmiştir. Kalbim, insanı hayretler içinde bırakan çeşitli hikmetleri söyler. Müşkülleri hallettiği gibi inciler saçar. Hüküm çıkarmadan, arayıp taramadan kurtuldum. Elimle Allah eteğine yapıştım. Uçarsam uçtuğum yeri görmekteyim, dönersem döndüğüm yeri. Bir yük taşıyorsam nereye götüreceğimi biliyorum. Ben ayım, önümde güneş, kılavuzum. Halka bundan fazla söylemeye izin yok. Denizin ırmağa sığması mümkün değildir. Akılların alacağı kadar aşağı mertebeden söylemekteyim. Bu ayıp değil, peygamberin işidir. Garezden hürüm ben. Hür olan kişinin şehadetini duy. Kul köle olanların şehadetleri iki arpa tanesine bile değmez. Bana ölüm tatlıdır. Onlar ölmemişlerdir. Rablerinin huzurunda diridirler ayeti benim içindir. Ey insanoğlu, gözünü dünyadan çevir. Cefa ve eziyetler karşısında sabır göster. Dünya bir anlık zamandan başka bir şey değildir. Daima Mevla'ya yönel. Evet, Hazreti Ali Efendimiz böyle seslenmiş bize. Evet, Hasan dedemiz de bir sohbetinde şöyle seslenmişti bizlere.
Resulullah Efendimiz Kırklar Kapısı'nın açılması için Hazreti Ali ile bir anlaşmada hoş geldiniz. Bir anlaşma yaptılar. Ne anlaşma yaptılar? Ya Ali dedi, sabah namazından sonra sen kapını çalacaksın. Sen 39 kişi toplamışsın. Seninle beraber 40 kişi sayılıyorsunuz. Ve toplumda güzel bir ses duyuluyor. Ali 40'ların başı. 40'ımız bir, birimiz 40. Ben şimdi bu birliği görmeye geleceğim. 40 kişi tam bir kişi midir? Bir kişi tam 40 kişi midir? Her zaman başım üstüne ya Resulallah. Bu yüzden diyor şimdi beni iyi dinle. Kapını çalacağım. Sen içeriden seslenilesin. Kim o? Ben kalkıp diyeceğim. İki dünyanın serveri Hazreti Muhammed'im. Buyur var ya. Sen dönüp diyeceksin, buyur yok. Git itibiyan server olduğunu halka söyle. Ben bunu yapamam diyor Ali, katiyen. Hiç hele bunu müsaade etmez. Senin hekimine yetiştim. İşte Hazreti Muhammed, emrime itaat et. Ders vereceğiz topluma. Nasıl yücelirler Allah katında. İki gün geleceğim, yine kapını çalacağım. Sen diyeceksin, kim o? Ben dönüp diyeceğim, Allah'ın sevgilisi, Muhammed'im. Sen yine buyur etmeyeceğim. Git, Allah'ın kullarına söyle. Sen Allah'ın güzel sevgilisiymiş. Bunu söyleyen o yüzülerek 100 yaş yargıya veren. O kadar büyük, çılgın gibi seviyor Resulullah. Ya biraz aşık da sevgilisini dinleyecek. Kalkıp andıyor musun? Tekrar Hazreti Muhammed diyor. 3. sefer gideceğim. Yine kapı çalacağım. Sen dönüp diyeceksin, kim o? Ben dönüp diyeceğim. El fakru fâri alem. Dünyada ne kadar varlık varsa ben hepsinden aşağıyım. Bütün yarattıklar hepsi benden üstündür. O zaman sen kapıları açacaksın. Buyurun ya Resulallah. Beni alıp içeriye alacaksın. Ben geleceğim. Sizi seyredeceğim. Dönüp diyeceğim, ya Ali, 40 yıl bir okunuyormuşsunuz. Biriniz de 40 okunuyormuşsunuz. Sizi bir intihara tutacağım. Cebrail Aleyhisselam buyuruyor Allah tarafından. Ya Muhammed, bir üzüm tanesini 40'ını yedir. Bakalım anlıyor musun? 40'ı 1 midir, 1'i 40 midir? Hemen keramet gösteriyor. Elimde bir üzüm tanesi dedi Peygamber'e. Buyurun ya Ali. Ali Efendimiz diyor, burada 39 kişiyiz. Biri çıktı, erzak alsın. Birazdan gelir. Erzak alan Selman-ı Farisi çıkmış. Ağlıyor. Hazreti Ali Efendimiz emir sahibi değil, Muhammed emir sahibi değil. Kapı çalınsa birine bak, kim geliyor demezlermiş, kendileri kalkar açar kapıyı. Hizmeti çok seven kişiler. Şimdi kalkmış bir fincan almış. Tutmuş yüzünü, ezmiş fincanla. Dudağını değdirmiş. Dudağını değdiriyor.
üzüm kokusunu alıyor. Hepsi aynı havada koku alıyorlar. Yine üzüm orada duruyor. Şimdi Hazreti Muhammed Efendimiz burada Hazreti Ali'nin zekasının ne kadar yüce olduğunu görüyor. Bir deney nasıl yiyecek? Kalması kimseye bir durum orada bir dişi yer olur neyse bir şey. Bırakmış bir şey. Şimdi demiş, serçe parmağını tırlarmış. Bakalım demiş, kırkından, hep önümden aynı yerden kan damlayacak. Bakmış anlığa sonra. Hepsinin aynı yerinden kan damlıyor. O sırada kapı çalınıyor. Ali kalkıyor, kapıyı açıyor, Selman ifadesi gibi. Onun da elinden aynı yer. Kan damlıyor. Resulullah Efendimiz, ya Allah, turna semasına kalkayım. Bu akşam yapacaklar. O sema, o sema Hazreti Muhammed Efendimiz'den tecelli etmiştir. Ali'nin ne kadar zeki olduğunu ve kırkının nasıl birbirine bağlı olduklarını, ne kadar birbirlerini sevdiklerini orada Hazreti Peygamber aşikar görüyor. Hasan dedemizin de Hazreti Ali Efendimiz'in birçok öğüdünü çeşitli kaynaklardan derleyip toparlamış olduğu öğütleri, nasihatlerini burada yaklaşık 100 tane öğüdünü, nasihatini zaman içerisinde derleyip toparlamış Hasan dedemiz. Onlardan da bazı seçtiğim nasihatler var. Onları da okumak istiyorum. Birkaç tanesine değinmek istiyorum. Dilinizi iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi felakete de götürebilir. Dostlarının gönlünü kırma. Düşmanlarının arzularını yapmış olursun. Hiddetini yenebilen kimse düşmanlarına galip gelir. Size nimet geldiği zaman az şükürle onu uzağa kaçırmayın. İnsan çoktur. Fakat insanlığını tanıyan pek azdır. İnsanların kıymetleri yaptıkları iyilikle ölçülür. Sakın cahillerle şaka etme. Onların halleri, dilleri akrebin kuyruğu gibi derhal kalbini zehirler. Halka hürmet edenler hürmete mazhar olurlar. Halkı tahkir edenler hakarete uğrarlar. Akıllı insanlar az konuşur, çok söyleyenler ahmaktır. Hiçbir kimsenin hatasını yüzüne vurmayın. O hatayı işleyene başka birisini göstererek anlatınız. İnsana kıymet ve şeref veren yalnız ilimdir. Bu tabii 100 tane seçilmiş sözünün, seçkinin içinden alınmış benim seçtiğim birkaç söz. Bunların hepsini zaten sen bu kitapta Hasan dedemizin tefsiriyle beraber kaleme almıştın. Ve bu kitabı da isteyenler, bize ulaşanlara bu kitabı da gönderebiliriz. Bu kitapta Hazreti Ali Efendimizin bu 100 öğüdünü Hasan dedemiz her birini tefsir etmiş, açıklamış. Onlara gayet zengin bir şekilde o bilgileri bize tefekkür etmemizi sağlayacak tefsirler, açıklamalar yapmış. Bu da önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Piyasada olan bir kitap değil, sadece bizden temin edebilecekleri bir kitap. İlgilenenler olursa da onlara gönderebiliriz ama bu videonun açıklamalar kısmında maddeler halinde sadece bu 100 öğüdü onlara iletebiliriz. Yüce Pirimiz Mevlana da Hazreti Ali Efendimiz'in hakikatini şöyle ifade ediyor. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in Hakk'a yakınlık gecesinde Allah'a kavuşmanın harem yerinde gördüğü sırdır. Nitekim Hazreti Şems-i Tebrizi de Hazreti Ali Efendimiz hakkında şunları dile getirmiş. Hasılı iki cihanda da mevcut her ne varsa
onun özü ve kainattaki bütün gizli sırların sembolü Ali'ydi. Evet, bir Mevlevi şeyhi olan Büyük Üstad Mithat Bari Beytur Hazretlerinin de çok güzel bir seslenişi var. O da Hazreti Ali Efendimiz'e şöyle hitap ediyor. Diyor ki, akarız nurlar gibi, birbirine bağlı aşk seliyiz. Biz onun saçlarına bağlanmış sümbülleriyiz. Hakkın gül bahçesinde sevgiliye kavuşma için açılan gülüyüz. Ne şuyuz biz ne buyuz. Cenab-ı Hakk'ın bahçesinin gülüyüz. Mevleviyiz, Alevi, Şah-ı Velayet kuluyuz. Mey içer raks ile sonsuz zamanda şenleniriz. Ney çalar zevk ile gönül vermiş olduğumuz sevgiliyle neşeleniriz. Gâh olur aşkta yalnız gibi feryat figan ederiz. Ne şuyuz biz ne buyuz, Cenab-ı Hakk'ın bahçesinin gülüyüz. Mevleviyiz, Alevi, Şah-ı Velayet kuluyuz. Nur olur parıldar bir gün maşuk gibi tenimiz. İlahi kudret ile ışık olur bizim evimiz. Gonca gül gibi aşka özgü, güzellik dolu olur bizim bahçemiz. Ne şuyuz biz, ne buyuz, Cenab-ı Hakk'ın bahçesinin gülüyüz. Mevleviyiz, Alevi, Şah-ı Velayet kuluyuz. Her göz anlayamaz yabancı olan sözün kıymetini. Gümüş tenli güzel gönüllü olana sor, renkli güllerin süslerini. Sor Ferhat'a şirinin dudak lezzetini. Ne şuyuz biz, ne buyuz. Cenab-ı Hakk'ın bahçesinin gülüyüz. Mevleviyiz, Alevi, Şah-ı Velayet kuluyuz. Lüle saçlı sevgili açılıp gece gibi gündüz oldu bize. Bir güneş yüzlü ayın aşkı duyuş oldu bize. İrfanı bir de sanatın kurucusu ile bak. Bahar oldu bize. Ne şuyuz biz, ne buyuz. Cenab-ı Hakk'ın bahçesinin gülüyüz. Mevleviyiz, Alevi, Şah-ı Velayet kuluyuz. Mithat Bari Beytur Hazretleri. Evet, yaratılmışların en müstesnası olan Hazreti Ali Efendimiz, sesindeki tatlılıkla, lisanındaki dil açıklığı ve düzgün sözlülükle, beyanlarındaki latiflikle dinleyenleri kendisine hayran bırakırdı. Bu tecelli onun zamanında ve daha sonra da kimseye nasip olmamıştır. O nutuk verirken ve muhabbet ederken bir şelale misali akılları, duyguları, hisleri, hayalleri kendi üzerinde toplardı ve buyurmuş olduğu gibi o konuşan Kur'an'dı. Hazreti Ali Efendimizin manevi yönlerini dilimiz döndüğünce dile getirmeye gayret ettik. Fakat Hazreti Ali Efendimizin vasıfları bununla da kalmıyor. Diğer yönlerini de senden dinleyelim istersen. Evet, Hazreti Ali Efendimiz sadece manevi yönlerden değil, maddi yönden de, yani dünya yaşamıyla ilgili, toplumsal yaşamla ilgili, İslamiyet'in yeni kurulmuş olduğu bir dönemde insanların bir arada barış içinde uyumlu bir şekilde yaşayabilmeleri, onlara medeni, uygar bir yaşamın nasıl olacağı yönünde de çok önemli bilgiler verdi, nasihatlerde bulundu. Bunlardan en önemli belgelerden biri Hazreti Ali Efendimiz'in Mısır'a müminlerin valisi olarak tayin etmiş olduğu en yakın arkadaşı Malik Ajder'e yazmış olduğu bir mektup var. Bu İslamiyet tarihinde de önemli bir belgedir. Bunlardan biri de Peygamber Efendimiz'in Medine Sözleşmesi'dir. Bunlar hala günümüzde sanki bugün yazılmışçasına çok ileri bir görüşle, ileri bir bilgiyle yazılmış eserler. Burada Hazreti Ali Efendimiz'in Malik Ajder'e yazmış olduğu o mektuba değinmek istiyorum. Çünkü mektubun konuları bugün hem ekonomik, hem iktisadi anlamda, hem toplumsal anlamda bir ülkeyi yönetmekten tutun, çalıştığınız bir iş yerindeki
arkadaşlarınızı ve personelinizi yönetmek veyahut da küçük bir beldeyi yönetmek, belediyeyi yönetmekten tutun, bir askeri alanda bir askeri grubu yönetmek, bir komutanlık yapmak üzere olan herkesin faydalanabileceği bilgiler sunmuş bu mektupta. Ben bu mektubun bazı başlıklarına ve onların içeriklerine kısaca değinmek istiyorum süremiz el verdiğince. Mesela bu konular Malik Ajdar tabii ki Mısır'da büyük bir toplumu, Müslüman bir grubu yönetme konusunda tecrübesizdi, bilgisizdi. Hazreti Ali Efendimiz onu oraya tayin ederken onun bu işi yapacak şartlarda, bilgide, donanımda biri olmadığını biliyordu. Sadece çok güvendiği, sevdiği bir arkadaşıydı ve onu bu görev için uygun görmüş ama arkasından neler yapması gerektiğini birer birer ona mektupta sıralamış. Bu konu başlıkları şunlar. Mesela yöneteceği halka karşı nasıl bir yaklaşım içinde olacağı, buradaki adalet konusunu, Müslümanlar arasındaki adaleti, hukuku nasıl sağlayacağı, insanlar arasındaki uyumu, İslamiyet'in getirmiş olduğu barış içerisinde yaşama kurallarını nasıl topluma yerleştireceği, oradaki adetler, gelenekler, görenekleri, ticari konuları, sanatla ilgili konuları, bunları nasıl gerçekleştireceği, nasıl yöneteceği, hatta kara borsayı önlemesini, emrinde çalışacak olan memurları, hakimleri, tüccarları, bunların arasında nasıl bir düzen kuracağını ve bu düzeni nasıl idare edeceğini çok güzel maddeler halinde yazmış. Ben bunlardan bazı önemli olanlara, yani bugün de bizi ilgilendiren, günümüzde dahi sanki bugün yazılmış gibi, bugün ihtiyaçlarına yönelik yazılmış bir mektup gibi görüyorum ben. O yüzden bazılarına değinmek istiyorum. Malik Ajdar'ı ilk başta şu konuda uyarıyor. Bir yönetici olarak tayin edildiği için, bir mevki ona verildiği için bu mevkinin ve o mevkinin kazançlarının ona gurur, kibir ve hırs getireceğini düşündüğü için önce onu bu görevdeki nefsani arzularına dikkat etmesi, düşüncelerinin, fikirlerinin onun nefsine yönelik olmaması gerektiği şeklinde önce mesajlar veriyor. Ve insanların kul haklarını gözetmesini, onların başkalarının kul hakkına en başta kendisinin girmemesi gerektiği konusunda önemli vurgular yapıyor. Ve kendisine en önemli söylediği şeylerden biri şu, kendine diyor azık olarak diyor iyilik biriktir diyor. Hırslarını, arzularını kontrol et ve her zaman nefsini helal olmayan şeylerden uzak tut konusunda bilgilendiriyor. Yani en başta kendisini düzgün tutmasını öğütlüyor. Daha sonra halkına karşı, orada yöneteceği Müslümanlara karşı, Müslüman kesime karşı devamlı sevgide olmasını, merhametli olmasını, onlara devamlı muhabbetle yaklaşmasını tavsiye ediyor. Ona yaklaşan insanlara karşı merhametli olmasını, nasıl kendisinin Allah'tan kusurlarının bağışlanmasını diliyorsa, aynı şekilde yönettiği insanlara karşı da onların kusurlarını bağışlaması açısından merhametli olması gerektiğini söylüyor. Ve şu uyarıda da bulunuyor. Seni diyor vali yapanın da üstünde olan Allah seni diyor bu halka hizmet göreviyle diyor sınıyor diyor. Görevini nasıl yapacağına bakıyor diyor. Yani bu görev sana verildi ama bundan amaç senin bu görevi, bu hizmeti, bu yetkiyi nasıl kullanacağını sınamak için verdi sana bu yetkiyi diyor. Ve yöneticiliğin en önemli vasfının da yumuşak başlı olmak olduğunu vurguluyor.
mesela alçak gönüllü olmasını, dengeli olmasını, birisini bağışladığı zaman pişman olmamasını ama birisini cezalandırdığı için de memnun olmamasını, her zaman insani duygularda Allah'ın ona tavsiye etmiş olduğu yönde hareket etmesini, yapacağı bütün davranışların, bütün fikirlerin temelini buraya dayandırması gerektiğini söylüyor. Mesela adaletli olma konusunda da çok önemli bilgiler veriyor. Diyor ki Allah birinden davacı olunca diyor o kişinin kendini savunacağı bütün deliller çürür diyor. Böyle biri diyor ölene veya tövbe edene kadar yüce Allah ile savaş halinde kalır. İster kendinle ilgili adalet konusunda, ister yakınlarınla ilgili, isterse halktan sevdiğin, kayırdığın kimselerle ilgili bir mesele olsun, asla Allah'a ve kullarına karşı adaletten ayrılma. Asla kendine yakın olan kişileri diğer kişilerden ayırma ve onlara ayrıcalıklar tanıma diyor. Bu konuda onu uyarıyor. Hazreti Ali Efendimiz toplumun adaletle düzeleceğini hep düşünen, bu konuyu, bu fikri savunan bir kişi. Her zaman toplumun rızasını alarak işleri yapması gerektiğini, her zaman orta yolu bulmaya çalışması gerektiğini, halkın genelini memnun etme konusunda özellikle çaba göstermesini istiyor. Kararları alırken istişare konusuna çok önem veriyor. Bilgisine, ilmine güvendiği kişilerin fikirlerini alması gerektiğini, bunlara mutlaka önem vermesi gerektiğini söylüyor. Halkına hizmet etme konusunda da mesela önemli bilgiler veriyor. Onlara hizmet etmesini, onların yüklerini hafifletmesini, adaletten ayrılmamasını ve halkın güvenini kazanmasını özellikle vurguluyor. İyi niyeti yaygınlaştırması gerektiğini, bunaldığı ve tıkandığı zamanlarda da bu ekmiş olduğu iyi niyet ve güzellik tohumlarının ona mutlaka yardım edeceğini söylüyor. Hatta iyilik sayesinde özgür ve hür insanların bile ona köle olacağını, kendi arzu ve istekleriyle köle olacağını söylüyor. Mesela askeri konularda da önemli bilgiler veriyor ve diyor ki askerlerin başına koyacağın komutanların, tayin edeceğin komutanların Allah'a ve onun Resulüne itaatkar, devlet başkanına bağlı, temiz kalpli, aklı başında kimseler olmasını tavsiye ediyor. Komutanların da özellikle kuvvetlilerden yana değil, zayıflardan yana da merhametli kişilerden seçmesi gerektiğini tavsiye ediyor. Askerlere en çok iyi davranan, onları en çok kollayan kişilerden komutanları seçebileceğini, kendi ihtiyaçlarından çok askerin ihtiyaçlarını düşünen ve onları birbirlerine kenetlemeye yönelik fikirler üreten komutanları seçip onları tayin etmesini istiyor. Çünkü bu şekilde bir komutanın emrindeki askerlerin savaş zamanında geride bırakmış olduğu ailelerine ve mallarına, mülklerini mümkün olduğunca düşünmeden kendilerini feda edebilecek bir hale gelebileceklerini söylüyor. Vergi toplama çalışmalarının yönetimine de büyük özen göstermesini, bu konuları takip etmesini, halkın bu vergi gelirleriyle yapılacak olan hizmetlere muhtaç olduğunu, halkın refahının artmasında bu vergilerin önemli olduğunu, dolayısıyla bunları tahsil ederken güçlüleri, güçsüzleri iyi ayırt etmesini, iyi bir vergi toplanması için halkın gelir düzeyinin yüksek olması gerektiğini,
Bunları özellikle vurguluyor. Kalkınmış, refaha kavuşmuş bir halk, halkın sırtındaki yükleri taşımaya gücü yeteceğini düşünerek önce halkın yoksulluğunu ortadan kaldıracak, onların maddi gücünü arttıracak fikirler üretmesini öneriyor. Ve ondan sonra vergileri daha kolay toplayabileceğini bildiriyor. En önemli konulardan biri de kara borsayı önleme konusu. Stokçuluğa, kara borsacılığa izin verilmesini istemiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz de, Efendimizin de bunları yasakladığını, alışverişlerde doğru tartılarla iki tarafa da zarar vermeyen uygun fiyat politikalarını uygulamasını istiyor. Bu konularda kara borsacılık ve stokçuluk yapanların aşırıya kaçmadan cezalandırılmasını istiyor. Bunlar bugünkü yaşamımızda bile önemi olan bilgiler, ta 1400 yıl önce bizlere bu şekilde bildirilmiş. Demek ki insanların yaşam şekliyle ilgili çok fazla bir şey değişmiyor 1400 yılda. Hem ahlaki konularda olsun, hem ticari konularda, hem hukuki konularda insanların zaafları belli. Dolayısıyla o zamanda beri bu konulara yeterince önem vermişler, dikkat çekmişler. Bunların yanında barış taraftarı olması, anlaşmalara uyması, sözünde durması gerektiğini, haksız yere kan dökmemesi gerektiğini ve her işin başında mutlaka duayla yola çıkması gerektiğini bildiren çok güzel bilgiler var bu mektupta. Bu kaynaklara bizi izleyenler internetten de rahatlıkla ulaşabilir. Kitap olarak da yayınlanmakta. Mutlaka bu konuları gözden geçirmelerini, bu kitapları edinip Hazreti Ali Efendimiz'in bu Malik Ajder'e yazmış olduğu bu mektubu mutlaka herkesin okuması gerektiğine inanıyorum. Yöneticilik yapmak isteyen, toplumda yöneticilik yapmak isteyen insanların da çok fazla faydalanabileceği, yararlanabileceği bilgilerle dolu bir kitap. Evet, Peygamber Efendimiz Hakk'a yürümeden önce hasta yatağında yatarken yanında bulunanlara "Bana sevgilimi, Habibimi çağırınız" diye buyurmuş. Bunun üzerine derhal Hazreti Ali Efendimiz'i çağırmışlar. Bir rivayette de o esnada Peygamber Efendimiz'in yanında bulunan Ayşe yengemiz şöyle söylemiş: "Tanrı'ya and olsun ki Resulallah bu sözü ile Ali'den başkasını dilemiyordu ve dilemedi. Ali geldi. Ali'yi görür görmez üzerindeki iç yeleğini açtı. Ali'nin başını o yeleğin içine aldı ve son ana kadar böylece göğsünde tuttu ve ruhunu öylece teslim etti." Gayb sırlarının tercümanı Hazreti Ali Efendimiz buyurur ki, "Aşktan daha feyz verici, aşktan daha önemli bir hikmet rehberi, hayatın özünü her zerresine kadar gösteren, yollara ışık tutan, ruhun her yüzünde parlayan, aşktan daha üstün bir mürşit yoktur." Evet, Hazreti Ali Efendimizin ilmi kadar feyzi ve ülviyeti de sonsuzdur. Hazreti Ali Efendimizin zatı, maddi ve manevi kemalatı kutsiyetin zirvesinde olduğundan dolayıdır ki onu tasvir etmek için vahiy lisanına aşina olmaktan başka çaremiz yok. Nitekim Yüce Pirimiz Mevlana'mız bir kasidesinde Hazreti Ali Efendimiz'e şöyle sesleniyor: "Ben Ali'yi dost tutarım, dostluk bizim şiarımızdır. Kim bizi düşman tutarsa biri iki görmektedir. Bizler ki Ali'nin nurundan daima saadet bulmuşuz, bu saadet daima içimizde bizim sırdaşımızdır. Ali'nin sevdasını ki gönüllerimizde daim eylemişiz, ey kardeşim, her iki alem de bizim pazarımızın süsüdür. Eğer bizim şahımızı dost tutarsan, o vakit
sen de Hakk'ın dostu olursun. Her kim gönlünde onun muhabbetini taşımıyorsa, o kimse bizden değildir, ayardır. Ali'den başkasını imam tanıyan kimse, hakikatte puta tapmaktadır. Bizim vazifemiz ise bu putları kırmaktır. Ey Şems-i Tebrizi, sus söyleme, ta ki Hakk'ın sırrını ağzından kaçırmayasın. Asıl olgun ve kamil o kimsedir ki bu sırlara kendisi hak ile vakıf olur. Evet, Hazreti Ali Efendimizin doğum günü olan ve Nevruz'u, yani baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart hepimize kutlu olsun. Hazreti Ali Efendimizin şöyle bir şiiri var, onu dile getirelim. İnsanların kalpleri sıkışıp geniş gönülleri daraldığı zaman, sıkıntılar kalbe yerleştiği ve büyük felaketler gönülde yer yapıp mekan tuttuğu zaman, başa gelen sıkıntıyı gidermenin yolunu görmediğin zaman, akıllı kimsenin bu sıkıntıları gidermek için çare bulamadığı zaman, ümitsizliğe düştüğünde imdat gelir. Onunla sana yakın ve duana icabet eden zat sana lütufta bulunur. Hadiseler peş peşe sıralandığı ve son kerteye varıldığı zaman artık onun peşi sıra yakın bir genişlik gelecektir. Hazreti Ali Efendimiz. Evet, Hazreti Ali kapısı. Hazreti Resulullah Efendimiz bir hadisinde buyurmuş ki, Ali'nin kapısının dışında mescide açılan bütün kapıları kapatın. Hasan dedemiz de şöyle der. Peygamber Efendimiz, ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır buyurmuştur. Hazreti Muhammed'e varmak isteyen Ali kapısından geçmeden Hazreti Muhammed'e varamaz. Hidayetin manası nedir? Hakkı hak, batılı da batıl olarak görüp doğru yola girmek, dalaletten ve batıl yoldan uzaklaşmaktır. İşte Ali hidayet kapısıdır. O kapıdan geçen dost doğru olur. Hazreti Muhammed Efendimizin ilmine vakıf olur. Hasan dedemiz böyle buyuruyor. Ve İmam Ali Efendimizin adaleti. Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ali insanların raiyet hakkında en adil olanıdır. Evet, Allah'ın isimlerinden biri de adildir diyor Hasan dede. Çok adil olan, asla zulmetmeyen, hak ile hükmeden manalarına gelir. İnsan olmanın en önemli şartlarından ikisi doğru ve adil olmaktır. Hakkın hakikatlerine sıkı sıkıya sarılmaktır. İmam Ali Efendimiz İhlas Suresi gibidir. Yine Peygamber Efendimiz buyurur ki, Ali'nin ümmetteki misali Kur'an'daki Kulüvallahu Ehad Suresi gibidir. Kulüvallahu Ehad, ey kul, kasem ederim o Allah için o Ehad sensin. Allahu Samet, Allah'tan daha mert yoktur. O da sensin. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu küfüven ehad. Hiçbir ana ne doğurur senin gibi bir tane daha ne de doğar. Sen zor bir duruma düşersen ve sıdkı bütün bir imanla bana sığınırsan, ben senin hatırın için bu cihanı yıkarım ve yine seni baki kılarım. Evet, Kulvallahu ehad. İhlas suresinin de manasını böyle veriyor Hasan dedemiz. Evet, İmam Ali Efendimiz Kur'an'la birliktedir. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ali Kur'an'la birliktedir. Kur'an'da Ali ile. Hasan dedemiz de der ki, Hazreti Ali canlı Kur'an'dır. Kur'an, İmam Ali Efendimizin burhanıdır. O çocukluğundan itibaren Hazreti Resulullah'ın eğitiminde yetişmiştir. İmam Ali sırat-ı müstakimdir. Peygamber Efendimiz buyurur ki, ya Ali, sen benim havuzumun sahibisin, sancağımın sahibisin, vaatlerimi yerine getirensin, kalbimin habibisin, ilmimin varisisin, sen peygamberlerin emanet edildiği kimsesin,
Sen Allah'ın yeryüzündeki emeğinisin. Sen Allah'ın yarattıklarına hücretsin. Hüccet. Sen Allah'ın yaratıklarına hüccetsin. Sen imanın direğisin. Sen karanlığın çırağısın. Sen hidayet meşalesisin. Sen din ehli için yükseltilen nişanesin. Sana uyan kurtulur, senden yüz çeviren helak olur. Sensin apaçık yol, sensin sırat-ı müstakim. Seni ancak doğumu temiz olan sever ve sana ancak doğumu habis olan kimse düşmanlık eder. Hasan dedemiz de buyuruyor ki, Hazreti Muhammed Efendimiz peygamberliğini ilan ettiği andan itibaren her an onun yanında olan, hiç geri adım atmayan, hep ön saflarda savaşan, ona bir zarar gelmesin, ona bir kılıç, bir ok isabet etmesin diye hep kendini ona siper eden biri vardı. Kimdi o? Hazreti Ali Efendimiz'di. Hazreti Ali'nin bir lakabı vardı, Allah'ın aslanı. Fakat hakikatte o, Hazreti Muhammed'in aslanıydı. Aslan ateşten kaçar ama bu aslan öyle değil. O hiç sakınmaz, ateşe de dalar sevgilisi için. İmam Ali Efendimiz Nuh'un gemisidir. Hazreti Resulullah Efendimiz buyurur, ya Ali, ümmetim içerisinde senin misalin Nuh'un gemisinin misalidir. Ona binen kurtulur, binmeyen boğulur. Evet, bizler o Nuh'un gemisindeyiz der Hasan Çıkar dede. Nuh'un gemisinden maksat bedenimizdir. Eğer sen, sana yol gösteren, sana kaptanlık eden mürşidi kamilini kendine bende etmiş isen, o olmuş isen, başka deryalara ne diye atasın kendini? O zaman sen kimliğinden çıkmış olursun. O sende var etmiş kendini ve senden sayısız hakikatler sunuyor. O artık seninle diri. Çünkü sen onunla dirildin. Sen kendinde bulduktan sonra o sevgiliyi, senin bedenin artık Nuh'un gemisidir. Sen de o gemide sevgilinle beraber seyredersin ve sana hiçbir tufan işlemez. Ne mutlu İmam Ali Efendimiz'i seven kimseye. Resulullah Efendimiz diyor ki, ya Ali, ne mutlu seni seven ve seni tasdik eden kimseye. Sana buğz eden ve seni yalanlayan kimsenin vay haline. Senin sevenlerin yedinci gökte tanınmaktadır. Evet, Hazreti Ali Efendimiz'i sevmek, Hazreti Muhammed Efendimiz'i sevmektir. Hazreti Muhammed'i sevmek, Allah'ı sevmektir. Madem ki biz onlara büyük bir muhabbet verdik, onları kendimizde ruh edindik, isterse kaya parçaları atsınlar başımıza, biz yine başımızı eğeriz, cevap vermeyiz, gideriz. İnsan olmak çok ağır fakat sonunda büyük bir kurtuluş var. Evet, İmam Ali Efendimiz keramet tacıdır. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, bilin ki kim Ali'yi severse Allah onun başına keramet tacı ve üzerine selamet hırkası giydirir. Hasan dedemiz de en büyük kerem sahibi Yüce Allah'tır. Hazreti Ali Efendimizin bir diğer ismi Keremullahu veçe, yani Allah'ın bütün kerametlerine sahiptir. Onun maneviyatı çok yücedir. Onun yüceliğini akıllar almaz. Böyle açıklamış Hasan dedemiz. Evet, her programımızın sonunda Hasan dedemizin bir şiiriyle kapanış yapıyoruz. Bugünkü programı da ben bir Hasan dedemizin Hazreti Ali Efendimiz'e ithafen yazmış olduğu bir şiiri okuyarak kapatmak istiyoruz. Bütün uluların, büyüklerin evveli, ahiri sensin ya Ali. Sırlarını akıl ermez, bir ulu varlıksın ya Ali. 124 bin peygamberin ruhu, nuru sensin ya Ali. Arif-i billah indinde alemlere cansın ya Ali. Surette insan göründün, varlığın haktır senin. Her libastan görünürsün, hikmetin çoktur senin. Ta ezeli ezelden şanın paktır senin.
Sana zaman, mekan olmaz. Sen daimsin, ansın ya Ali. Evvel ahir gelip giden varlığındır şüphesiz. Ne gelen var, ne giden var. Böyle iman ettik sana biz. Bütün varlığımla kapına düştüm. Af diler bu kara yüz. Gerçi biz pek günahkarız. Sen de sultansın ya Ali. Her nebinin sırrıydın. Ahir oldun aşikar. La fetta illa denildin. La seyfe illa zülfikar. Müminlerin imanısın. Ey gani yüce varlık. Hem bir mekan, hem bir zaman, hem bir nişansın ya Ali. Sen bir mazhar haksın. Kim asla şüphem yok benim. Bunun için sevgim, muhabbetim çok benim. Hasan'ın seni gönlüne tac etmiş. Der kapına geldim, şu halime bak benim. Duydum sönük gönüllerde, sen mihmansın ya Ali. Hasan çıkar dedi. Evet, bu akşam dilimiz döndüğünce Hazreti Ali Efendimiz'i yad ettik ve Nevruz'u yad ettik. Hepinize bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Gönül dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Hazreti Muhammed Efendimiz'in, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Hazreti Mevlana'mızın, Piran efendilerimizin, mürşidimiz insanı kamil Hasan Çıkar dedemizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri hepimizin üzerlerimize olsun. Tekrar tekrar sevgiler, saygılar. İyi akşamlar efendim.